Merhaba dostlarım, ben Serdar ve hoş geldiniz, ne hoş geldiniz 10.000 ahbap özel vloguna hoş geldiniz. En son hiçbir şey yapmadık, en son ne yaptık biz? Hiçbir şey yapmadık çünkü bu bir vlog. Çok saçma sapan konuşuyorum şu anda, gene başladık yapmaya. Neyse, yine eski odama dönmedim, neden dönmedim, dışarıdan rüzgar geliyordu. Dedim burada klima açayım, şey yapayım, orada klima açmak saçma olur, orası birazcık geniş, öyle olunca çok. Neyse aman boşver, bunlarla şey yapmayalım. Hemen başlayalım. Gene olduğu gibi kağıtlarımız burada. Gene ilginç sorularımızla, cevaplarımızla devam edeceğiz. Ütü masası her zamanki gibi orada duruyor. Kre yok. Kre orada. Kre şurada, şu tarafta, şu tarafa doğru. Kre şu tarafa doğru duruyor. Başka neyimiz vardı? Ben başka neyle konuşuyordum bilmiyorum. Neyse. Gene eski odayım. Biraz sonra diğer odaya dönerim. GTA 5'i bitirdim. Oynamayı bitirdim. Online'ı birazcık alışmaya çalışacağım. Adım Tolgar. Karakterimin adı Tolgar. Neyse. PlayStation kullanıcı adım ise şey. PlayStation Network'te işte artık. Her neyse. Onun kullanıcı adım ise Turkish Sky 146. Turkish Sky normal İngilizce'deki Turkish Sky gibi. Nasıl yazılıyor işte? Turkish. Yok. İşte Turkish, Guy, normal adam, 1.46, yani bu. Neyse, başlayalım biz. Şu saçlarımı da bir türlü halledemedim gitti ya. Uzun daha iyi ama yeterince uzamadılar daha. Ve yaz geldiği için, daha doğrusu düzenlemek için de kesmek zorunda kaldım. Neyse, şimdi daha iyi hale gelecekler ama. İşte birazcık daha uzamaları gerekiyor. Ve şu kulaklık engelliyor onları. Neyse, başlayalım değil mi? Facebook profilini verir misin? Hayır, Facebook profilimi... Direkt hayır. Facebook profilimi vermeyeceğim. Zaten şey yaptım, ilk önce vermeye başladım Facebook profilimi. Ama baktım sonra gerçekten çok zor olmaya başladı. Hani sorular falan cevaplamak için herkes mesajları çok fazla şey gelmeye başladı. Onun için başka bir Facebook profil açtım. Sonra da bir Facebook sayfası açtım. Facebook sayfasından iletişimime devam ettirdim ve çok daha pratik oldu o. Ayrıca bir tane de Twitter açtı ama ne işe yaradığını şu anda hiç anlayamadım ben. Otomatik olarak o paylaşıyor bir şeyler orada. Neyse. Diğer kanallarla da video çekecek misin? Diğer kanallarla iletişime geçmeyi denedim diğer kanallarla. Pek işe yaramadı. Ben e-boy'la yine video çekeceğim ve böyle de kalsın yani. Böyle şu anda iyi. Bilmem başka kanallarla iletişime geçerse ama şu anda yani çok iyi e-boy'la. Sade ilerliyoruz biz. Outlast'a devam edecek misin? Evet. Devam edeceğim. Beğendim Outlast'ı. Başlamayacaktım. Başladım. Tabii 3 videodan sonra cesaretimi toplayamadım. 3 videodan sonra cesaretimi toplayamadım ama artık bu facecam olay da geldiği için şey yapabiliriz. Belki devam edebiliriz. Canlı yayınlar bitti mi? Şu an için canlı yayın yapmayacağım. Şu an için söz öbeği benim için çok önemli. Çünkü daha sonra devam edeceğim ama dediğim gibi üniversiteye geçeceğim, bölümüme yerleşeceğim, yurduma yerleşeceğim ve artık kiralık evde artık neyse yerleşeceğim. Birazcık maddi durumum yerine gelecek ve sonra yeni bir kasa toplayacağım. Şu an laptopta oynuyorum ve hiç memnunum ama istediğim düzeyde değil. Daha da yukarıda olması lazım. İlk başta istediğim düzeyde değil, şu anda değil. GTA 4 ne kadar yer kaplıyor bilmiyorum. Şu anda da gidip bakmaya korkuyorum. Neden diye sorarsanız, neden girip bakmaya korkuyorum? Korkuyorum işte, şey olabilir. Her an video durabilir, o yüzden bakmıyorum. Ben indirdiğim zaman ne kadardı? 14-15 GB vardı herhalde, öyle bir şeydi. Walking Dead oynar mısın? Muhtemelen hayır. Çünkü bilmiyorum. Hem ne olacağını az çok biliyorum, sürpriz olmayacak. Diğer oyunları da ne olacağını az çok biliyorum ama yani Walking Dead birazcık daha hikaye bazlı olduğu için ne olacağını biliyorum orada ve ayrıca zaten şu anda çok fazla oyun var. GTA 4 var, Mass Effect var, Skyrim var, Mount & Blade var, San Andreas'a devam edeceğim. Sump'a devam edeceğim daha doğrusu öyle diyeyim. San Andreas'tan belki küçük bir ihtimalle birkaç tane sıra videosu daha gelebilir bu ay. Normalde ayda birdi ama bu ay birkaç tane daha koyabilirim. Neden? Çünkü bomboş ayımız zaten ne de olsa. Hem ayrıca bu ay birazcık daha video gelecek çünkü 3 Eylül gibi İstanbul'a gideceğim.
yurda yerleşene kadar galiba internetim olmayacak. Belli bir yere yerleşene kadar. Bilmiyorum, belki otelde de video koyabilirim. İnternetleri sağlamsa. Bakalım bakalım. Terraria'yı dener misin? Dediğim gibi şu anda zaten oyunlarımız çok fazla ve uzun sürecek oyunlarımız var. Yani Mount & Blade'in herhangi bir hikayesi bile yok. Normal kes kes git yani Mount & Blade'de. Kes biç git. Yani bu böyle bir şey var Mount & Blade'in yapısı ve hoşuma giden bir yapı. Ara vere vere devam edeceğim. Ara vererek devam edeceğim. Skyrim'e ara vereceğim. Ama Skyrim onun için önce oynamam gerekiyor ki yaklaşık bir haftadır oynamadım. Mount & Blade'e de ara vereceğim. Onlara ara verdiğim zaman Mass Effect ve GTA 4'ün devam edeceğim. Fanlarla video çekecek misin? Evet, Samp. Samp'ta ama şey TeamSpeak falan onları daha halledemiyorum ben, bilmiyorum daha. Acemiyim ya, ben daha acemiyim birazcık. Öyle söyleyeyim. Öyle olduğu için pek fazla şey yapamıyorum. Şöyle yapayım. Hemen size bakar gibi görüneyim. Hemen böyle yan tarafta. Ya da şöyle olsun. Ne var? PC'nin markası ne? Lenovo. Lenovo Y500 marka model bu. Hemen diğer tarafa geçelim. GTA 5 ne zaman gelecek? Sonbaharda diye düşünüyorum. Sonbaharda bilgisayarı gelecek. O zaman GTA 5'ten devam ederiz. GTA 5 dört gözle bekliyorum çünkü şu anda San Andreas'tan daha iyi GTA 5. Onu söyleyeyim, ben hiç beklemiyordum böyle olacağını ama çok güzel bir atmosfer var GTA 5'in ve gerçekten oyunu bitirdikten sonra böyle yapacak o kadar fazla şey var ki, yani Rockstar'ın şu anda ultimate oyunu o. Kusursuz bir oyun GTA 5. Tabii küçük kusurları var ama. Minecraft'ı neden bıraktın? Çünkü birincisi çok sıkıldım. Ben videoya çekmeye başladığımdan beri Minecraft çekiyorum ve artık hani dank mı etti, sıkıldım mı? Bir yere kadar geldi ve yani artık bırakmak istedim. İkinci neden, herkes Minecraft çekmeye başladı. Yani video çekmeye başlayanlar bile Minecraft çekmeye başladı ki iyi bir şey. Yani video ben şu ana diyorum ki herkes video çekmeye başlasın ve devam ettirsin. Belli bir yerden sonra zaten kendiniz geliştireceksiniz, bir şeyler olacak ve hani bu şansınız deneyin. Herkes video çekmeye başlasın bence. Çok güzel bir şey. Neden bıraktım? İşte herkes Minecraft çektiği için dedim artık yani yeni oyunlar da yarışılması gerekiyor. Ha, bu beni geriye götürür mü Minecraft çekmek? Yani Minecraft sevenler belki şey yapar, mutlu olmaz. Onlar için de özür diliyorum. Ama hani yeni oyunlar da gerekiyor ya. Mesela San Andreas'ı da oynamayı bırakmadım. Ama azalttım. Yani eskisi kadar San Andreas çekmiyorum. Tabii GTA 4 çekiyorum. GTA 5 çekeceğim yakında. Ama yani yeni oyunlar da gerek. Sonuçta bu sektörün ilerlemesi gerek. Hani sektörü gene ben kurtarmayacağım dediğim gibi ama yani benim de bir payım olsun. Hani şey yapayım, bir yardımım olsun yeni oyunlar şey yapmaya. San Andreas'ı bıraktın mı? Hayır, San Andreas'ı bırakmadım. Bırakmadım. Daha yeni hatta sır videosu attım. Birkaç gün önce. Nerede oturuyorsun? Nerede oturuyorsun? Gazimağusa'da, KKTC'de. Nereyi kazandın? İstanbul'u kazandım, bilgisayar mühendisliği. Kullandığın bilgisayarın özellikleri neler? Kullandığın bilgisayarın özellikleri sanırım 2 GB ekran kartı, 2 tane var. Ekran adaptörü mü bilmiyorum. Öyle bir şey parça yok bilgisayarda. Onun yerine ekran kartı koymamışlar. 2 GB 2 tane. Peki ne bu? Nvidia GeForce GT 650M. Ne olduğunu bilmiyorum. Şey, i7 işlemci 8 GB RAM. Başka ne diyeyim bilmiyorum. Başka ne diyebileceğimi bilmiyorum. Hayvan gibi bir tane fanı var bilgisayarın. Böyle bir olay var. Ekranlar şey klavye ışıklı. Klavye ışıklı. İşte 1920'ye 1080 ekran var. Yani böyle bir özellikleri var benim bilgisayarımın. Hangisi neredeydik ya? GTA 4 sırlar çekecek misin? Evet çekeceğim. Şimdi değil. San Andreas sırlarına birazcık devam edelim. Skyrim'in devamı gelecek mi? Gelecek. Bir hafta falan geçti zaten üzerinden en son Skyrim'in. 146'ın anlamı ne? Evet. Sık 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 sorulan bir soru. Çok sorulan bir soru. Çok basit. Hiç şey değil. Son derece basit. Herkesin yaptığı bir şey. 146, 14 Haziran, 14.06. Tabi 0 attık. Doğum günüm. Yani. En iyi oyun hangisi? Bana göre en iyi oyun. Daha önce böyle bir soruya tam net bir cevap veremiyordum. Hani şey diyordum işte. San Andreas diyordum. Yani en sevdiğim 3 oyundan bahsediyordum ama şimdi kesinlikle GTA 5 diyelim. Bilirim çünkü GTA 5 San Andreas'ın gelişmiş hali. Çok, çok gelişmiş hali hem de. Öyle diyeyim. Film önerebilir misin? Kesinlikle önerebilirim. İlk önce Marvel filmlerini böyle baştan aşağı izleyin. Marvel filmlerini. İlk filmlerden itibaren çok güzeller. Marvel'ı bayağı seviyorum ben. Çizgi romanlarına da başladım.
Nereden başladım? Ben ta 1960'ların Spider-Man'inden başladım. Çizgi romanlara. Çok acayip bir şey. Yani başka film önerebilirsem Amistad'ı izleyin. Amistad güzel bir film. Sonra neyi izleyin? Quentin Tarantino'nun filmlerini izleyin. Çok güzel. Pulp Fiction. Çok güzel bir film. Başka ne önerebilirim size? Mars Attacks var. Çılgın Marslar. Kesin çok fazla film var ya. Neler var? Transformers serisini izleyin. Son çıkan filmde Türkçe dublaj izlerim. İğrençti Türkçe dublaj. Onu söyleyin. Transformers'ın. Hani gideceksiniz altyazılıya gidin. İğrenç bir Türkçe dublaj var. Filmi bitirdi. Yiyip bitirdi. Yani çok güzel bir filmi çok berbat hale getirdi. Onun dışında Amazing Spider-Man 2'yi izleyin. Blu-ray'e çıkıyor 19 Ağustos'ta. Sanki reklam yaparmış gibi oldu ama sürekli takip ediyorum şeyi. Blu-ray'ini bekliyorum çünkü. Alıp böyle bütün gün izleyeceğim onu. Başka ne var? Örümcek Adam serisini izleyin. Üçüncü filmin son yarım saatini izleyin. Örümcek Adam 3'ün. Normal Örümcek Adam 3'ün. Son yarım saati. Muhteşem bir kapışma. Ya çok fazla var ya. Çok fazla var. Bunlar evet bu kağıdı geçtik. GTA 5'in çıkış tarihi ne? Tam net bilmiyorum. Bazıları net tarih söylüyor ahbaplardan. Açıklandığımı da onu bilmiyorum. Ama en son açıklama benim duyduğum en son Rockstar'ın açıklamasına göre sonbaharda gelecekti. Birileri 3 Eylül diyor. 3 Eylül'de gelirse muhteşem olur. Tam Türkiye'ye gidiş tarihim. Sır modlarını oynayabilir misin? Sırları modlarına. Mr. X gibi, X-Files gibi. Oynadım zaten. Hani açıp izleyebilirsin. Başka çıkarsa başkalarda oynarım. Başka büyük bir şeyler çıkarsa. Nerede yaşıyorsun diye sormuş bir tanesi. Bir tanesi demiş Berlin'de mi yaşıyorsun? Yani Berlin'de yaşıyorsun anlamında. Hayır Berlin'de yaşamıyorum ya. Aksanım benziyor mu onu da bilmiyorum. Hani yaşadığım yere benzemiyor. Onu söyleyeyim. Normalde benzemiyor. Çok garip bir aksanım var. Beklediğim, bu yıl beklediğim filmler var mı? Interstellar'ı bekliyorum bu yıl. Expendables 3'ü izlemeyi bekliyorum. Beklediğim filmlerin hepsini izledim açıkçası. En fazla beklediğim filmleri izledim. Üst toptan kaldıralım mouse'u da belli olmaz ne olur ne olacağı. Amazing Spider-Man 3'ü 2'yi bekliyordum onu izledim. Şey izledim Captain America 2'yi izledim. Avengers diyordum. Avengers 2'yi bekleyeceğim ama o gelecek yıl tabii ki. Guardians of the Galaxy'yi onu da izledim. X-Men'i bekliyordum onu izleyemedim. LS'nin hemen 2 gün önce 2 gün önce izlemem gerekiyordu. Ben bir gün daha bekledim. Herhalde diğer haftaya kadar dedim kalmadı. Yani onu kaçırdım. Başka ne izledim? Planet of the Apes'i izledim. Yine onlar güzel filmlerdi. Ha neyi bekliyorum? Interstellar. Interstellar'ı bekliyorum. Güzel filmi, güzel film gibi. Yani trailer'de anladığımız kadarıyla. GTA 4'teki sırlar ne? Redman denilen bir şey var. Fare adam. Metro'nun terk edilmiş kısımlarında yaşayan gayet ilginç bir şey. Evsiz bir adam. Tehlikeli değil. Sadece rafta dolaşıyor. En yaygın sırlarından birisi GTA 4'ün. Şey var. Şehrin kalbi var. Heykelin içine gireceğiz. Orada devasa bir kalp var. Kesinlikle kanatlanmış bir sır. Size onu göstereceğim. Hayaletler var. GTA 4'te de hayaletler var. Kanlı yer var. GTA 4'teki hayaletler bir tane fabrikada hayalet var. Onu da göstereceğim size. Başka ne vardı ne demiştim ben? Au! Uyarı geldi az önce. Kulağım haşat oldu. Neyse. Bilgisayarın sesi çok fazla. Hani o yüzden bazen ses size az geliyor. Hani ben buradan sesi sanki normalmiş gibi duyuyorum. Bilmiyorum bilgisayarın sesi çok fazla geliyor şu anda bana. Neyse başka ne vardı? İşte hayalet var. Ajanlar var GTA 4'te. Daha önceki San Andreas'ta da ajanlar vardı ama burada ajanlar gerçekten oyuncuyu takip eden ajanlar var. Bazı araçlar var. Oyuncuyu takip eden çok acayip şeyler var. Kanlı yer var. Kanlı binalar var. Bazı kanlı binalar var. Onlara da bakacağız. Çok şey var ya. Uzaylılar da var. GTA 4'te de uzaylılar var. Onu da dört gözle bekliyorum GTA 4 serileri için. Oh! Nefes burum. Ciğerlerim mi artık? Diyaframım nasıl desem? Yoruldum. Evet gene acayip acayip sorular vermiş. Kız arkadaşım var mı? Kim diye soranlar var. Yok. Yok öyle birisi. Bütün gün bilgisayar başında olduğum için fazla zamanım yok. Olmuyor öyle şeylere. Kendimi de alamıyorum yani bilgisayar başından. PlayStation başında falan bilmiyorum. Evden çıkmıyorum zaten. Diğer kanallarını kapattım da. Yani kapatamadım da. Hani silmeye çalıştım, silemedim de. Yani şey yaptım. Bıraktım onları da çekmeyi. Kaos oluyordu ya. Tek kanaldan gidelim daha iyi. İbo kim? İbo dost kanallarımdan bir tanesi. Çok yakın arkadaşım.
şey oyunsal videoları var. Sonra bir de Osman da var. Osman kim? O da Ubuntu ipuçlarını şey yapıyor. Video falan atmaya çalışıyor. Video atıyor bazen. Linux'u tanıtıyor. Güzel şey. Güzel kanal. Modlar nasıl yapılıyor? Sunrise modları, bazı programlar var onlar için. Modelleme, tabii modelleme yine gerekiyor ama modellemeye ihtiyaç duymadan da yapabileceğiniz bazı şeyler var. Güzel oluyor. Ama ben denediğim zaman da yapamadım. Yama yapabilirsiniz. Yama kolay ama uzun bir iş. Uzun. Çok uzun. Birçok oyuna seninle başladım. Skyrim, Mount & Blade, GTA gibi. Başka oyunlar da oynayacak mısın? Oynayacağım. Başka oyunlar da oynayacağım. Zaten oynuyorum. Mass Effect falan oynuyorum. Çok mutlu oldum şimdi. İnsanlar yeni oyunları tanıtınca çok mutlu oldum. Yani güzel, güzel bir şey. En azından yeni oyunları tanıtmak. İnsanlar yeni ufuklar açmak. Böyle şeyler güzel oluyor. İşte dediğim gibi Mass Effect'e başlayacağım. Borderlands 2'ye başlayacağım yakında. Şu elimizdeki videoları şey yapalım da oyunları böyle keyfini çıkara çıkara bitirelim. Kaç yaşındasın? 18 yaşındayım. YouTube'dan para alıyor musun? YouTube'dan şu kadar para alıyorum. Görmeyenler için söyleyeyim, üzerine hiçbir şey yazmıyor. Yani zaten şey öyle bir yer değil YouTube. Hani YouTube'a başlayacaksanız para için başlamayın. Hobi olarak düşünün bunu. Çok güzel bir hobi ve insana çok yardımcı olan bir hobi. Evet, aşk hakkında ne biliyorsun? Gene ilginç sorular. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ben oyun videoları çekiyorum. GTA, Minecraft, değil artık Minecraft çekmiyorum. Skyrim, Mass Effect. Oyun videoları çekiyorum ben. Bilmeyenler için söyleyeyim. Çünkü başka çok acayip sorular da geldi. Başka saçma sapan sorular da geldi. Ban yiyen de oldu. Ban yiyen oldu. Yeni. Ya inanılmaz uç taraflara kaçanlar oldu, öyle söyleyeyim. Neyse, hiçbir şey bilmiyorum aşk hakkında. Ben sadece yani 18 yaşıma girdim. Ne yani, daha herhalde bir 40 senem daha var. 40-50 senem daha var. Ne bileyim. Daha evimden çıkmıyorum. Hiçbir şey bilmiyorum yani. Öyle diyeyim. Ve soruların sonuna geldik. Ahbaplar, size her şey için teşekkür ediyorum. Yani ben ilk video atmaya başladığım zaman hiç böyle olacağını düşünmedim dedim. Hemen yani 1000-2000 aboneyle giderim dedim. Yani herhalde en fazla buraya kadar gelirim dedim. Ama 10.000 ahbaba ulaşacağımı hiç düşünmedim. Yani ulaşacaksam dedim herhalde ben bir 6-7 yıl sonra ulaşırım. Kanalın ilk açılışından bahsediyorum. Ve bahsetmek istediğim bazı şeyler var. Ben sanırım 4 yıl önce video yapmaya başladım. İlk önce Sunrise'lar hakkında videolar yaptım. Saçma sapan telefonla çektiğim videolar. Telefonumu şu anda yanımda da size gösterecektim. Saçma sapan bir şey telefonda ama. İşte onlarla başladım. Bir 4 yıl önce saçma sapan videolar yaptım. Sonra o videoları sildim. Yerine Minecraft videoları koydum. Minecraft videolarını da telefonla çektim. Sonra Camtasia ile çektim. Sonra baktım Fraps diye bir program var. Veya Bandicam diye bir tane program var. Onları çektik. İşte onlarla çekmeye başladım. Sonra Slender videoları falan çektim. Yine güzel oldu. 2-3 yıl böyle gitti. Sonra bir yıl boyunca İngilizce ve Türkçe videoları bir araya atmaya başladım. Ayrı kanallarda. İşte İbo ile falan birlikte videolar çekmeye başladık. Aynı kanalda videolar çekmeye başladık. Sonra farklı kanallarda videolar çekmeye başladık. En sonunda Mayıs'ta bu kanalı açtım. Geçen yıl Mayıs ayında bu kanalı açtım. Mayıs ayında mıydı galiba? Bu kanalı açtım ve bir iki tane video attım. Sonra uzun bir süre atmadım. Bir iki tane daha video attım. Sır videoları, işte Minecraft videoları falan. Yani güzeldi. Ve buraya kadar geldim yani. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu arada yağcılık yapmıyorum. Bu öyle göründüğü gibi değil. Yağcılık yapmıyorum. Şu anda içimden gelenleri söylüyorum. Yağcılığı hiç sevmem. Hiç yapmayın. Bulaşmayın öyle şeylere. Hani onur zedeleyici bir şey. Yağcılık. Hani sırf bir çıkar sağlamak için birilerine iltifat etmeyin. Veya kendinizi ezik duruma düşürmeyin. Kendinize güvenin. Eğer bir şeyin peşindeyseniz kendinize güvenerek gidin bence. Ve kendinize inancınız olsun. Kendinize inanın, kendinize güvenin. Ve mücadele gücünüz olsun. Hani
Bir şeyin peşini bırakmayın, pes etmeyin. Bu ikisi, bu üçü bir arada size şeyi getirecek. İstediğiniz şeyi eninde sonuna getirir. Ve izlediğiniz hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle.